GRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Evet, haftanın ortasını bulduk ama gerçekten sıcak gelişmeler birbiri ardına devam ediyor. Soma faciasının ardından İstanbul'da ve Ok Meydanı'nda meydana gelen olaylar, bir takım çevrelerin terörize edilme çabaları, yüzü maskeli insanlar, muhalefetin bunlara yönelik iddiaları ve yine Güneydoğu'da çözüm arayışı, çözüm süreci bütün hızıyla devam ederken Diyarbakırlı anneler, bölge anneleri çocuklarını dağa götüren PKK'dan istemesi, Diyarbakır'da başlayan eylem değişik bir boyut. Ama buraya bir parantez açmak gerekirse her şeyi, özellikle Güneydoğu'nun bütün detaylarını haberleştiren yabancı basının annelerin çocuklarımızı istiyoruz çabalarını hiç görmemesi dikkat çekiciydi. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekten MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yoğun temasları bu yönde devam ediyor. Çatı adayına yönelik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teklif götürüldüğü iddiaları bugün basına yansımıştı. Devlet Bahçeli böyle bir teklifi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yapmadım dedi bugün. Bir taraftan da iktidar partisinin adayı bekleniyor. Başbakanın da bu yönde açıklamaları var. Gerçekten bakıldığı zaman gündemin en önemli konularını konuşacağımız çok önemli bir konuğumuz var bu akşam. İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala. Sayın Bakanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, bakan, İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Bakanlığa o yoğun Sayın Başbakan'la yaptığınız mesai arkadaşlığı, Başbakanlık Müsteşarlığı'nın ardından bir süre geçti. Alışabildiniz mi? İzninizle önce aziz milletimizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sorunuza gelince alıştım. Alıştınız, evet. Yine bu akşam bizlerle birlikte İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elibol ve Ercan Gürses Türkiye Gazetesi Temsilci Yardımcısı olacak. Sizler de hoş geldiniz program partner. Efendim, ben izninizle Soma faciasının o acı olayın hemen ardından gezi benzeri olayların ki en ufak bir olayın, olumsuz olayın ardından bunları artık yaşar olduk, bunlara alıştık. Ok Meydanı'ndaki o olaylara, meydana gelen o üzücü olaylara dönmek istiyorum. O maskeli, eli silahlı, pompalı tüfekli gezen kişilerin orada ne aradığını, bu yönde sizde son ulaşan bilgilerin olup olmadığını sormak istiyorum. Şimdi tabii çeşitli yöntemler var, onları tanıma yöntemleri ve onların 30'a yakını gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi. Önemli bir kısmı biliniyor, takip ediliyor ve gözaltına alınıyor. Orada ne yapıp ettiklerini de biliyoruz ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi bakınız, Türkiye'de 30 Mart seçimleri yapıldı. Milletimiz bir istikrarlı, siyasal istikrarın arkasında durdu. İstikrarlı bir Türkiye'yi onayladı ve hedeflerimize doğru yol alın, beraber yol, bu yoldayız diye karar verdi. Şimdi arkasından bu olaylar oluyor. Önce olayı birkaç açıdan izin verirseniz değerlendirelim, irdeleyelim. Buyurun, buyurun. Ne oluyor Türkiye'de de bu olaylar oluyor? Yani geriye giden, yanlış olan, daha öncesinden, bir gün öncesinden daha kötü olan ne var? Aslında 30 Mart seçimleriyle biz artık olayların durulacağını, hiçbir şey olmayacağını, çünkü 30 Mart'ta milletin her türlü provokasyona bir cevap verdiğini düşündük ve ondan sonra bir şey beklemiyorduk açıkçası. Ama halen millete rağmen iktidar olacaklarını zannedenler, millete rağmen iktidarı götüreceklerini zannedenler, kendilerine de Türkiye'ye de hepimize zarar veren ama kazanma ihtimali sıfır olan bir oyunun içerisindeler. Bu çok düşündürücü, acı verici bir olaydır. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Boşuna yoruluyorlar, boşuna milletimizi, insanların canına kast edecek ortamlar oluşturuyorlar. İnsanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürüyorlar. Huzur ve güveni ortadan kaldırıyorlar. Orada bazı vatandaşlarımızın, çok üzülüyoruz. Tabii bunun üzüntüsünü izah etmek mümkün değil. Ölümüne neden oluyorlar. Sonra polislerimizin, güvenlik birimlerimizin orada canla başla görev yapın, onların yaralanmalarına sebep oluyorlar. Yani hiç kimseye yarar sağlamayan beyhude bir uğraşın içerisindeler. Bu aynı zamanda terör örgütlerine, terörize olmaya hazır gruplara da zemin hazırlıyor. Ve onlar bu iklimden, bu atmosferden, bu bataklıktan adeta yararlanarak o anarşik faaliyetlerini orada gerçekleştirme imkanı buluyorlar. Bir anarşizm söz konusu oluyor. Biz bunları tabii
Bloke ediyoruz, gereğini yapıyoruz ama medya devrimi olmuş. Medya etkisini dikkate almak lazım. Bir bölgede olan, İstanbul'un bir bölgesinde, lokal bir bölgede olan hadise bütün Türkiye'de olmuş gibi yankı uyandırıyor. Vatandaşlarımızın evine giriyor. Evinde insanlar huzur içerisinde gelişen, kalkınan bir Türkiye'nin ferdi olarak olumlu gelişmelerden ki biraz sonra girebiliriz. Yani şuur içerisinde Türkiye inanılmaz olumlu adımlar attı. Önceden hayal edilemeyecek reformları gerçekleştirdi. Hem ekonomik hem siyasal alanda. Bunların biraz mutluluğunu yaşamak isterken, yaşayacakken böyle ardı ardına gereksiz faaliyetler içerisinde oluyorlar. Ve burada terörize ediyorlar ortamı. Şimdi hükümetin uygulamalarından ve siyasal iktidarın aldığı kararlardan, yaptığı icraatlardan memnun olmayan kitleler olabilir. İnsanlar olabilir. Ama demokratik ortamlarda bunun yol ve yöntemi vardır. Şimdi ne yaparsınız? Bildirimde bulunursunuz. Nitekim geçen hafta sonu Soma ile ilgili DİSK başkaları bildirimde bulundular. Ve gittiler Kadıköy'de yaptılar. Miting yaptılar. Miting yaptılar. Bir sorun oldu mu? Evet. En güzel şekilde güvenlik tedbirlerini aldık mı? İstanbul'un göbeği mi? Ortası mı? Evet. Peki oralar dar. Bu daha geniş yerlerde yapmak istiyoruz diyorsanız 2,5 milyon insanı alan Kazlıçeşme Meydanı yaptı bu iktidar. Hı hı. 1,5 milyondan fazla insan alan Yenikapı. Yenikapı var efendim. Meydanını. Sonra yine 2 milyonun üzerinde insan olabilecek Maltepe'de var. De meydan oluşturdu. Yani demokratik bir biçimde tepkisini, düşüncelerini, katkısını olabilir ki politikalara katkıda bulunmak isteyen insanlar olabilir. Nitekim AK Parti 2,5 milyon insanı topladı, miting yaptı. Evet. Bu Türkiye'deki reformların, iktidarın icraatlarının arkasında duran, onu destekleyen vatandaşlarımızın geldiği mitingdi. Evet. Şimdi diyelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu illegal oluşumların yaptıkları gayri resmi, gayri illegal toplantılara ya da gösterilerin, toplantıda değil gösterilerin, yürüyüşlerin içerisinde gidip oralarda onları ziyaret ediyor. Onların içerisinde olabiliyorlar, oluyorlar. Çok bu üzüntü verici bir durumdur. Yani milletvekillerimiz orada olmamalı. Onlar orada kötü niyetle olmasalar bile bir illegal oluşumun içerisinde ya da gösterinin içerisinde milletvekili olunca hele ana muhalefet partisi milletvekili bu kez oradaki insanlar, oradaki bir kısım gençler bir kere güç alıyor. Herhalde legal bir şey yapıyoruz milletvekili de buraya geldiğine göre diyor. Evet. Onlara tamamen illegal... Meşruiyet kazandırıyor. Illegal, tabii meşruiyet kazandırıyor. Tamamen illegal olanlar da yani terörize etmek isteyen terörist gruplar da böyle yüzü maskeli, elinde molotof kokteyli, içinde silah yakalandı onlar. Bunlar da sapanla bakın bilye atıyorlar, demir bilye. Allah muhafaza. Geçen bir polis aracımızın bir camından girip öbür camından çıktı. Öldürür. Polisimize vursa Allah muhafaza. Öldürür. Allah korudu. Şimdi bunları yapanların içerisinde oldukları yerde, bulundukları mekanda, gösteri yaptıkları yerde milletvekillerimiz olabilir mi? Muhalefet milletvekilleri. Şimdi burada bulunuyorlar. Onlar o zaman göç alıyor. Arkasındaki bu terörist gruplar da bu kez bundan, bu ortamdan yararlanıp ortamı aleve veriyorlar, ateşe veriyorlar. Tarumar ediyorlar. Kamu mallarına, milletin malına, canına, ırzına, güvenliğine, her şeyine zarar veriyorlar. Yakıp yıkıyorlar. Peki, ana muhalefet milletvekilleri düzenlesinler, miting düzenlesinler. Bir problemleri varsa bunu Sayın Başbakanımız da söyledi televizyonlardan. 2,5 milyon Kazlıçeşme'de miting düzenlesin. Peki 2,5 milyon insanı toplayamıyor olabilirler. O zaman daha az insanın toplanabileceği güzel mekanlar, denizden ulaşımı olan, karadan ulaşımı olan, etrafında güvenliği istediğimiz gibi alabileceğimiz, kendilerine güvenlik hizmeti sunabileceğimiz yeni kapı var. Buyurun burada toplayın.
1,5 milyon insanın toplanacağı yer, 700 bin insanın toplanacağı yerlerimiz var. 700 bini de toplamıyoruz. Kusura bakmayın, o zaman da ana muhalefet partisiyim diye ortalıkta dolaşmayacaksınız. Yani onu yapamam, 2,5 milyonu, hayır 1,5 milyon da toplayamıyorsunuz. 750 bin kişiyi toplayın, buyurun orada yapın, orayı da dolduramıyorum diyorsanız kendinizi gözden geçirin. Yani sürekli bize akıl vereceğinize, sürekli hükümetin ne yapacağını söyleyeceğinize, bize ne yapacağımızı söyleyen 20 milyonu aşkın insan var. %50'si bu ülkenin bize ne yapacağımızı söylüyor. Biz de onların çok güzel mesajlarını alıyoruz ve işte onları yerine getiriyoruz. Bakın biraz önce bir şey söylediniz. Sayın Başbakan'la beraber hakikaten sağ olsun onun da teveccühüyle, güveniyle uzun dönem beraber çalıştık. Şimdi ben yeri gelmişken söylüyorum. Kendisinden öğrendiğim bir siyasi tavır vardır. Ne götürmüşsek, mesela teorik olarak çok güzel bir mühendislik harikası toplumla ilgili bir şey götürmüş olabiliriz. Ya da işte başkalarıyla ilgili. Dinledikten sonra sorusu şu olmuştur. Biraz şey bir alansa böyle getirisi götürsü olur. Buna ahali ne der? Halk ne der? Halk ne der buna? Vatandaşımız buna ne der? Vatandaşımızın dediği şeydir doğru olan onun için. E biz böyle bir siyasi aktörün, böyle bir siyasi liderin ve böyle bir siyasi hareketin içerisinde iş yapıyoruz. Bizim baktığımız yer orası. Biz sürekli zaten muhalefet partisi nedir diye baksaydık, bizim gideceğimiz yer, Türkiye'ye getireceğimiz yer bura olamazdı. Yani Türkiye 2002'den beri sosyal alanda, siyasal alanda reformlarıyla ve güvenlik alanında, efendim ekonomik alanda son derece ciddi başarılara imza attı ve ekonomik alanda bakın nereden nereye getirdik. Yani biraz sonra detaylarına gireceğiz, evet. Gireriz. Burada milletin hayatında geriye giden bir şey yok. Peki geriye giden hiçbir şey mi yok? Var. O da ana muhalefet partisi. O geriye gidiyor. Bütün argümanları 1940'lardan, 50'lerden. E şimdi ne yapalım yani onu ileri götürmek de bizim işimiz değil ki. Sayın Bakan, şimdi Soma olaylarından sonra yaşandı bu olayların bir kısmı. Soma'da, Soma'daki faciadan sonra düzeltiyorum. Soma'daki facia bir anlamda sizin söylediğinizden çıkardığım anlam bahane mi edildi? Siz Soma'daki olayın ardından Ok Meydanı tarzı olayları bekliyor muydunuz? Böyle şimdi bir istihbaratınız bakınız, var mıydı? Biraz önce legal olarak yapılabilecek olanları söyledim. Yani bu bütününe teşmil edilebilir. Soma'daki hadiseden rahatsızlık duyuyorsanız onu da orada yapabilirsiniz. Nitekim Soma ile ilgili işte Kadıköy Meydanı'nda yaptılar. Sendikalar yasal olarak başvurdular. Bildirimde bulundular. İzin bile değil. Biz de güvenliklerini aldık ve yaptılar. Yani biz konuyu değil, içeriğini değil, yöntemi tartışıyoruz. Şimdi herhangi bir şeye karşı çıkmanın yöntemi ortalığı terörize etmek, yakıp yıkmak olabilir mi? Tam da bu noktada efendim. Şimdi Soma'ya. Evet Soma. 31 Mayıs'ı da bununla bağlantılandırmak tamam. İstiyorum. 31 Mayıs Gezi'nin yıl dönümü biliyorsunuz. Orada da benzer olaylar arkadaşlar, beklentisi. Bunlar biraz az gelişmiş terminolojilerdir. Yani neyin yıl dönümü? İyi bir şey yapmış olursunuz da. Gezi'nin yıl dönümü. Kutlarsınız. Evet. Yani berbat yakıp yıkmanın, tarumar etmenin, ortalığı terörize etmenin yıl dönümü olabilir mi? Neyin yıl dönümünü, kim neyi kutlayacak? Endişeli yani misiniz efendim? Hayır, neden endişeli olalım? Biz bir kere kendi ne yapacağını bilen, kendi duruşundan emin olan hiçbir yönetici hiçbir şeyden endişe etmez. Endişe edecek bir şey yok. Ben vatandaşlarımızın bilmeden oraya gidecek olan vatandaşlarımız varsa onlar için üzülürüm, endişe ederim. Orada bulunmasınlar, oralarda olmasınlar. Yani onlar bir yöntem değil, onlar bir yol değil. Biz orada daha önce de yaptılar. Vatandaşa, memlekete, millete zarar vermekten başka kazanacakları bir şey yok. Yani kaybetmeyi kazanma diye tanımlayabilir miyiz? Orada kaybetmekten başka bir seçenek yok. Yani biz ülkede, İstanbul'da polisimizle, güvenlik birimlerimizle vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamak için 24 saat görevdeyiz. Evet. 24 saat içerisinde hangi olay çıkarsa o olayı bertaraf edip, kontrol edip vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak bizim işimiz. Buradan şu anlamda çıkar değil mi? Bizim için yeni bir şey, yani ekstra bir şey diye görmeyiz. Polisin izinleri kaldırıldı mı mesela hafta sonu? Tedbirleri alırız ama spesifik olarak
bunlara bu kadar eğilmemize falan bu biz tahminde bulunuruz. İstihbarat bilgilerimiz gelir. Oturur, değerlendirir oradaki yereldeki arkadaşlarımız. Bize soracakları bir şey varsa onu sorarlar. Bizim fikirlerimizi alırlar, talimatlarını alırlar. Ve ona göre orada tedbirlerimizi alırız ve yolumuza devam ederiz. Yönetme kapasitesi olduğuna göre böyle bir endişe duymuyorsunuz. Evet. Seçimlere kadar bir sürü şey söyledi istikrarına yönelik Türkiye'nin. Ne oldu? Seçimden sonra işte efendim şu gün şöyle olacak, bugün böyle olacak. 1 Mayıs'ta şöyle. Ne oldu? Yani biz şimdi böyle sürekli problemlerin tarihini değiştirerek ülkede insanların istikrarsızlık beklentilerine oynamak çok tehlikeli, yanlış ve antidemokratik bir tutumdur. Hele hele daha geçtiğimiz 30 Mart'ta seçimler oldu ve insanlar milletimiz kararını verdi. Hayır. Şimdi daha yine önümüzde 2 ay içerisinde seçim var. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Buyurun, yani orada da ne diyeceksiniz diyeceksiniz. Ama burada şöyle bir şey var. İşte tam da aslında öyle bir noktaya getirdiniz ki işi. Biraz önce dediniz ki muhalefet sorunumuz var veya işte siyaset sorunumuz var bizim. Eğer AK Parti dışındaki partileri kendi ideolojisine yakın bulan insanlar, kendi problemleri için CHP'nin Beşiktaş ilçe başkanlığı yerine Taksim'e gidiyorsa, CHP'nin il başkanlığına koşacağına, Taksim meydanına koşuyorsa veya MHP ilçe başkanlığına koşacağına oraya koşuyorsa, bu muhalefetten umudunu kesmiş anlamına gelir. Bu da siyasetten umudunu kesmiş anlamına gelir. Siyasetten ve muhalefetten umudunu kesen insanlar acaba seçimlerden, demokrasiden, şundan bundan umudunu kesip başka yollara sapıyorlar ve birileri de bunu kullanıyor mu? Biraz da böyle bakmak lazım. Aslında olan şey bu tabii. Ama biz istiyoruz ki artık ne siyasetin ümidini kesen böyle kurumlar, yani bir tabiri caizse şey değil de, yani parti değil de bir lokal, bir efendim kulüp gibi çalışan, milletten alacağı oyu artırma gayret içinde olmak yerine milletin iktidara getirdiği hükümetleri efendim örselemeyi siyasetinin hedefi olarak tanımlamış 19. yüzyılın böyle kodlarıyla hareket eden partiler yerine milletin dertleriyle dertleşecek. Onlarla hemdert olacak, alternatifler üretebilecek. Şimdi muhalefet sırf bir iş yapılırken o işe karşı çıkmak demek değildir. Alternatif projeleri olan teşekküllerdir muhalefetler. Ve bunu ahaliye, halka sunarlar. Halk bu alternatiflerden birini seçer. Allah aşkına ben size soruyorum. Aklınıza benim kaçırdığım böyle mesela ana muhalefetin bir İstanbul'a ilişkin, Türkiye'ye ilişkin bir makro bir projesi var mı? Yani milletin önüne koyduğu bir makro hedefi var mı? Bir projeden söz edebilir miyiz? AK Parti'yi engellemeye çalışmaktan başka bir proje yok. O zaman dediğiniz gibi siyaset boşluğunu, yani ana muhalefet boşluğunu doldurmak üzere başka birimler harekete geçiyor. Onlar tabii muhalefetin kendi meselelerdir. Biz onu da üstlenecek değiliz, onu baştan söyledim. Efendim, ama ya işte bazı yerleri bırakın dedim. Ben mesela Sayın Başbakan'a dedim ki ben bir sohbetimizde, efendim bırakın İzmir'de muhalefette kalsın. Ya başka birkaç ilde muhalefette kalsın. Nefes ya alma. İnsan, hayır, nefes alma değil, yani umut şeyi kaybediyor. Ama siyasette öyle bırakma yani, var mı Nur Bey? Ya tabii yani ki doğru, siyaset hiçbir lider öyle bir şey yapmaz da, siyasi iddiası olan hangi lider şey yapar yani ama. Bu cümleden. Ders çıkaracak olan iktidar değil. Muhalefettir yani. Bu mecazi anlamda muhalefete işinizi yapın demektir. Evet. Bir şeyler yapın demektir. Evet. Yani arkadaşlar hakikaten bu son derece ciddi bir meseledir. Bakınız şimdi Türkiye'nin meselelerine yüreğiyle vaziyet etme arzusunda olan bir muhalefet partisi olsa biz anayasayı çoktan değiştirmiştik. Şimdi Allah aşkına buradan milletimize istirham ediyorum. Şöyle bir şu cümlenin etrafında biraz tekrardan değerlendirme yapalım. Bu anayasa bu millete yakışıyor layık mu? Layık mı? Efendim zaten 60 madde çıkmış olmasına rağmen birkaç kere çağrıya rağmen bunu hepimiz istiyoruz. Yani biz 3 kıtada uygarlık kurmuş, dünyaya medeniyeti
insana, insanın insanla ilişkisine dair medeniyetin evet. en güzelini sunmuş bir milletin evlatları olarak böyle darbe anayasasıyla idare edilmeye layık mıyız? Evet. Ne var yani bunu oturup da anam Sayın Başbakan kaç kere çağrıda bulundu. Yani oturup biz bunu yapamaz mıyız muhalefet partisiyle, ana muhalefet partisiyle? Türkiye'ye yakışır. Meclis kapanmadan bile yapılır değil mi? Bir anayasa evet. ortaya koyamaz mıyız? Onun için bunlar çok önemli. Çünkü bir ülkenin siyasetini sadece iktidarı belirlemez. Evet. Kalitesini, yüzdesini, o ülkenin bütün parlamento içindeki hatta dışındaki siyasi aktörler ve zaten bu mevcut anayasayla da 10 bin doları veya geçmek evet. mümkün değil. Zaten zorluyoruz. Yani sürekli biz ileri gitmek istiyoruz evet. ama arkadan çeken bir sürü kurum oluyor. Çünkü kurumların ortalama arkadaşlar yaşı kendi orada emekliye kadar oralarda bulunan bürokrasisi Türkiye'de ahalinin, halkımızın dinamiklerini anlamakta zorluk çekiyor. Geç kalıyoruz, anlayamıyor. Bu da şöyle bir problemden hareketle önümüze engel olarak çıkıyor. Yani ne diyor anayasada? Bu anayasada en az demokrat olanı diyelim ki, yani demokrasi ve anayasa söz konusu olunca, bu konuda en az sıralardadır Fransız anayasası. Orada bile şunu söyler, yani ben bir terminoloji olarak söylüyorum. Yoksa anayasalarını senin burada değerlendirmek için değil ki, kaldı ki değerlendirilebilir sorun. Biz kendi anayasamıza neler söylüyoruz. Şimdi millet egemenliği, egemenlik milletindir. Millet egemenliğini temsilciler ya da referandum yoluyla kullanır diyor. Bizde ne diyor? Kurumlar aracılığıyla. Kurumlar aracılığıyla, anayasal kurumlar. Böyle egemenlik kullanmak. Anayasal kurumlarda zaten en üst düzeye siyasetin de üstüne kurumlar, taşınmış oluyor. MGK, anayasada yok. Olmayan kurum yok ki. Siyasetin de üstüne değil mi? Yani evet. anayasada olmayan kurum mu var? Evet. Kurumu bile var. Hepsi efendim. Var. Yani şimdi ne kalıyor o zaman siyasette? Evet. O zaman işte böyle stresli evet. bir ortamda kişisel becerilere, inisiyatiflere kalan alan geliştirmek. Efendim bir ara vermem lazım izninizle ama aranın ardından bu özellikle Ok Meydanı'ndaki olaylarla ilgili o maskelilerin muhalefet MİT elemanı, emniyet istihbarat elemanı olduğunu iddia etti. Yine orada bir balistik incelemeyle ilgili bir sonuç var mı onu soracağız. Ama kısa bir aranın ardından biz yine TGRT Ankara stüdyolarında olacağız Soma efendim. Soma kaldı onu. Evet onu hemen da. Girişte biraz izninizle. Onu da yapacağız efendim. Tamam. Onu da Soma'yı da konuş. Efendim kısa bir ara. Tekrar buradayız. Evet, yayına devam ediyoruz. Gerçi yayıncılığın kaderi, her türlü tedbiri alsanız da bazen teknik aksaklıklar yaşanabiliyor. Efendim muhalefetin o yüzü kapalı kişilerin MİT görevlisi olduğu iddiası üzerine konuşuyorduk. Bir de buna ilaveten balistik inceleme ile ilgili bir çalışma yürütülüyordu. O tamamlandı mı? Şimdi birincisi, bakın bu açık bir iftiradır. AK Parti hükümetleri döneminde bizim görev aldığımız yerlerde böyle işler olamaz. O kendi iktidarları döneminde karıştırıyorlar. Eski Türkiye'de şimdiki anlayış iktidarda olduğunda bu tür şeyler evet. fazlasıyla herhalde uygulanmış ki böyle şeyler söylüyorlar. Nitekim o zamanlar bu tür şeyler gündemde işgal ediyordu ama neden olmaz diyorum, çünkü bilirler ki hiçbir şekilde üstü örtülemez. Derhal gereği yapılır ve hem adliye sevk edilir hem işinden olur. Böyle şey olabilir mi? Yani memlekette insanları korumakla görevli, istihbarat sağlamakla görevli birimler böyle provokasyonların içerisinde olacaklar. Orada provokasyonun içerisinde olan kimler de az önce söyledim. Böyle illegal gösterilerin içerisinde önünde bulundukları yerde o mekanlarda kendi milletvekilleri ne yazık ki bulunuyorlar. Bundan vazgeçmek lazım. Eğer ellerinde bu bir ana muhalefet partisi genel başkanına yakışan elinde bir belge bilgi varsa onu derhal bildirmektir. Ve biz de gereğini yapmasak onu milletle paylaşmaktır. Siz çağrıda bulunuyorsunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Onu milletle paylaşmaktır.
Eğer en ufak bir orada hata ya da efendim sıkıntı olursa bunu hiç düşünmeden milletimizle paylaşsın. Ama böyle bir şey, böyle bir iftira yapılabilir mi? Yani orada bilmiyor tabii, bu işlerin nasıl yapılacağını bilmediği için öyle iftiralarda bulunulabiliyor. Yani o insanların, o terörize olan DHKPC, onun işte efendim arkasındaki güçler, orada yuvalanmış insanlar, terörize edenler, önemli bir kısmı da orayı terörize edenlerin, milletimiz bilsin ki, yakalandı, istihbarata alındı, daha sonra ele geçirildi ve mahkemeye sevk edildiler. Önemli bir kısmı. Ve oradan giderken, orası dağılırken yine aynı kişiler takip edilerek alındı. Çünkü elektronik imkanlar var. Artık rahatlıkla kimin nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Ama sonra yine onun arkasından gelip aynı şeyleri yapanlar oluyor. Onlarla da mücadelemizi yapıyoruz. Kararlı bir biçimde. Ama böyle çok gerçekten uzak, hakikatleri örten, efendim iddia, iftiralarda bulunmamak gerekir. İddialar yakışmaz. Molotov kokteylini polis yanlış akrebine atanların da MİT görevlisi olduğunda. Böyle şeyler olabilir. Artık burada söz biter. Yani burada tebessüm et. O da, onu da söyleyeyim yani de. Burada acı tabii, trajikomik bir durumla, vakayla karşı karşıyayız. Burada söylenecek söz kıymetini kaybeder. Çünkü bu kadarı ancak fiktif bir düşüncenin eseri olabilir. Yani bu normal ayağı yere basan bir şeyin, düşüncenin insanın dile getirebileceği bir argüman olamaz. Yani bunlar neresinden tutayım dersiniz ya, bunlar konuşulacak. Evet. Sayın Bakan, İnanın şeyler balistik değil. İncelemeyi de, bir de onu da doğru. Balistik incelemeyle ilgili bir sonuç var mı efendim? Evet. Uğur Kurt, orada evet, öldü. Evet, Kurt evet var. Orada önemli mesafeler kaydedildi. Zaten biz baştan da söyledik, kim yaparsa yapsın bir haksızlık, bir yanlışlık, bir hata, bir kasıtlı ya da kasıtlı olmayan, kazayan ne varsa biz onu bulur ortaya çıkarırız. Nitekim o denetimlerde yapılıyor ve o ortaya yakın zamanda da daha net bir biçimde, tabii soruşturmanın gizliliği içerisinde söyleyebileceğim şey sınırlı. Evet, evet, o konuda tatmin edici, yani bulundu diyebileceğimiz aşamaya geldi ve mesafe kat edildi, yani tespit edildi. Ama tabii ilk önce idari tespitler, evet, soruşturma içindeki tespitlerle hemen hüküm vermemek gerekir. Çünkü o tespitin bir prosedürü var. Soruşturma prosedürü, sonra mahkeme prosedürü, iddialar, savunmalar ve orada karar verildikten sonra evet bu budur demeli. Ama bizim aşamamızda, soruşturma aşamasında, yani ilk mahkemeden önceki aşama dikkate alındığında tespit edildi. Tamam, tespit edildi. Evet efendim, o kurşun, yani ilk tespitlere göre söylüyorum, siz doğrudan söylemek istemiyorsunuz ama o kurşun provokatif bir kurşun mu? Polis arkadaşlar, kurşunu değil mi? Bunu söyleyebilir miyiz? Şimdi daha fazlasını izninizle şimdi söylemeyeyim. Yani biz ben bir şey söylüyorum. Tespit edildi dediniz. Ben bir şey söylüyorum. Bu kimden olursa olsun, ne sonuçta orada bir hayat söz konusudur. Ama poliste kendisine molotof atıldığında, efendim işte ta beklediği halde yukarıda bekliyor, yola çıkılmasın, yol kapatılmasın diye oraya kadar gelip can güvenliğini efendim yok edecek biçimde faaliyette bulunduğunda kendi yasal yetkilerini, haklarını, görevini yapacak, yasal yetkilerini kullanacak. Onun için şimdi spekülasyon olmasın diye bunu ben soruşturmanın gizliliği içerisinde sonucu bekleyelim diyorum ama o kadarını söylüyorum. Bir de Soma ile ilgili bir şeyiniz vardı. Soma ile ilgili. Soma ile ilgili şimdi bakınız, yani bağlantı kurmuştunuz başından. Önce tabii 301 vatandaşımızı kaybettik. Şehitlerimizi burada rahmetle anıyorum. Ailelerine tekrardan başsağlığı diliyorum. O ikinci gün biz de hemen oraya gittik. Sayın Başbakanımız da oradaydı. Orada acı olan şey, daha 483 vatandaşımız orada kurtarıldı. Yani düşünün, o kadar hassas ki saniyeler çok önemli. Yani saniyelerin önemli olduğu bir vakitte daha içeride kömürde çalışan vatandaşlarımız var ve onlar oradan hemen çıkarmak şeyinde, durumunda. Çünkü Allah muhafaza sağ olup da biz bir iki dakika geç kaldınız diye, 30 saniye geç kaldınız diye içeride hayatını kaybedecek insanlar varken,
PES doğrusu diyorum, burada bile gelip gösteriler yapıp o kadar meydan dururken burada insanların çalışmalarını engelleyici tutum sergilemek değerli arkadaşlar hiçbir şeye sığmaz. Ben geçtim bizim geleneğimize, geçtim bizim kültürümüze evet. olan saygısızlığı. İnsanlık bunun neresinde? Yani böyle bir şey olabilir mi? Önce biz herkes orada yardım etmeli. Biz çıkaralım. Önce Allah muhafaza orada saliseler önemli. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir izansızlıktır? Bu nasıl bir şeydir? Yani biz tabii ben süreç bütün bunları da yönetme sorumluluğu üzerimizde olan insanlar olarak soğukkanlı yaklaşmaya çalışıyoruz. Soğukkanlı tutumumuzu devam ettirip yolumuza devam ediyoruz. Ama el insaf demeden de kendimizi alamıyoruz. Yani biz onun için bunu evet. efendim hep sömürmek, kullanmak, bilmem ne yapmak isteyenler işte bakın hükümeti derhal durma. Biz kimsenin suç işlemeyeceğini ülkede garanti edemeyiz ama suç işleyenlerin cezalandırılacağını garanti ederiz. Görüyorsunuz hemen soruşturmalar, incelemeler yapılıyor. Gönderdiğimiz adam da yanlış yaptıysa onun da cezalandırılması yönünde hemen tedbirler ve kararlar alınıyor ve uygulanıyor. Öyle iftiralar yapıldı ki biliyorsunuz o zaman içeride işte efendim şu kadar Suriyeliymiş. Yani insan hayal eder. Efendim şu kadar işte tanıdıkmış. İlk defa orada görüşen yani işte bizler Sayın Başbakanımız orada gördü. Kendisi de açıkladı. Gördü, orada gördüğünü ve merhaba dedi. Yani böyle. Şey mi? Madenin sahibi. Madenin sahibi. Madenin sahibi televizyona çıktığında ilk gördüğümde bu AK Partili değil dedim ben. Şimdi ilk defa yani böyle şeyler, böyle şey ucuz kurnazlıklar bunlar. Yani siyaset yapıp, siyaset üretip, alternatif evet. politikalar üretip, projeler üretip halktan oy almak yerine böyle ucuz, bayatlamış, artık miadı geçmiş, eskiden bir işe yarıyor olabilirdi ama şimdi işe yaramayan yöntemler kimseye bir faydası yok. Efendim orada hala devam ediyor. 100 Suriyeli betonlandı. Hani orada bakanın açıklamaları bir yanda. Mesela bu bizde daha önce de yaşandı. Suriye'de uçağımız düşürüldüğü zaman biz bizim genelkurmayımızı değil de Suriye genelkurmayını referans aldık. Yani bu aslında acı bir şey. Bunu hatırlatarak size şunu da hatırlatmak istiyorum. O ok meydanındaki olaylarda bir fotoğraf karesi var Nuri Bey. Bunu BBC Türkçe servisi de yoğun olarak kullandığı için bunu benim size sormam lazım. Orada değişik bir açıdan o fotoğraf yayınlanıyor. Yerde başından yaralanmış bir adam can çekişiyor veya öldü. Ve önünde polis onu oraya bıraktı. Meğersem daha sonra başka bir açıdan kare fotoğraf yayınlanıyor. Ve aslında o polisin o göstericiyi veya orada yatan vatandaşı ok atılan taşlardan, molotoftan korumak için korumaya çalıştığı ortaya çıkıyor. Bunlar acı değil mi? Şimdi böyle pratik problemler üst üste gelince kaliteli teoriye başvurmak zamanı gelmiş demektir. 1980'lerin başında Alev Alatlı hanımefendinin çevirdiği Haberlerin Ağında İslam diye bir kitap vardı. Edward Said'in. Evet efendim. Çok kaliteli bir kitaptı. Filistinli yazar. Şimdi orada bir İslam dünyasının nasıl haberler, iletişim yöntemleri kullanılarak tamamen bir anti propagandaya, kara propagandaya duşar edildiğini, bırakıldığını çok enfes bir biçimde anlatırdı. Şimdi tabii daha çok devrim oldu. İletişim devrimi, inkılaplar oldu. İnanılmaz gelişmeler oldu. İşte sosyal medya çok yaygınlaştı. Maalesef halen o anlayış, o oryantalist anlayış Türkiye üzerinde halen devam ediyor. Burada hayatlarında dini önemseyen, önceleyen, dünyaya geliş nedeni olarak dini gören, Allah'a ibadeti gören bir kadro mu iş başında? O zaman bunlar ne kadar demokrasiden, liberalizmden, piyasa ekonomisinden, hak ve hukuktan bahsederse etsin, bunların başka ülkelere örnek olmamasını sağlamak için gelin bir oryantalist bakışla yaptıklarını tekrar kendilerine döndürelim
diyen mekanizmaların tatile girdiğini zannetmiyorum. Aynı yöntemle. Efendim buradan şu anlam çıkartabilir miyim? Bölüyorum ama diyorsunuz ki uluslararası medyanın da içinde olduğu bir organizasyon İslamofobi yöntemiyle i̇şte burada, Türkiye'ye karşı saldırıda yani diyorsunuz. Yani sizin diyorsunuz. Örneğini siz verdiğiniz için onu tekrarlamıyorum. Onun gibi nice örnekler gösterebiliriz. Yani tamamen ters bir algıyla. Yani fotoğrafı tersinden gösterdik. O fotoğraf neymiş, ne çıktı? Tabii ne çıkıyor? Ne yazıldı, yani, ne çıktı? Yaptığınız iyiliği bile efendim kötülük olarak gösteren böyle medya organları maafik bizim oluyor. Bize düşen de bunlarla doğru şekilde mücadele etmek, doğru yöntemlerle vatandaşımızı ve dünyayı bilgilendirmektir. Bunun için belki biliyorsunuz Başbakanlık'ta da bir kamu diplomasisi birimi kuruldu ve olabildiğince dünyaya doğru bilgileri aktarmak için çalışmalar yürütüyorlar. Fakat geç başladığımızı, Türkiye olarak geç başladığımızı bu konulara itiraf etmek durumundayız. Yani keşke ta efendim 90'larda başlamış olsaydı bu tür çalışmalar. Efendim 30 kişinin gözaltına alındığını söylediniz. Ok meydanında. Sadece 30 kişi değil, onlardan yani öyle yüzü örtülü 30 kişi. Tabii medyada şey oluyor yani biraz böyle rakamlar işte efendim spesifik konuda daha şey. Şimdi buradan olabilir. Efendim bu artık bu olaylara şeyle ilgili, Soma ile ilgili de artık orayı da tamamladık. Orada idari soruşturma anlamında da devam çok ciddi bir şekilde devam ediyoruz dediniz. Biz aslında reklam arasında Nuri Bey onu söylüyordu. Bu Diyarbakır'da çocukları kaçırılan annelerin bir feryadı var ve DHKPC'nin ön plana çıkışı var. Nuri Bey ne dersiniz? Ya söylemek istediğim şey şuydu tam olarak. Biraz bu konuda Türk emniyet birimleri, istihbarat birimleri eleştiriliyor. Şöyle bir eleştiri yönetiliyor. Bu eleştiriye ne diyeceksiniz? Yaklaşık son 1-1,5 yıldır Türkiye'de çeşitli olayları organize eden insanların sayısını toplasanız belki 1500-2000 kişiyi geçmez. Bunlar kadrolu gösterici bunlar. Otobüslerle şehirlerden şehirlere aktarıyor bir güç bunları veya bir organizasyon. Sayabilirim. Hiç burada şey yok, bir gazeteci sıfatında çok rahat sayabilirim bunları. Halk evleri, işte İşçi Partisi'nin o tüm gençlik birliği mi? Evet. Tüm gençlik birliği, halk Türkiye evleri. Türkiye diyorlar, Türkiye tüm, değil o. O tüm gençlik birliği, halk evleri, THKPC'nin yapılanması, en tehlikelisi o. Böyle bir 5-6 tane yapı bir arada hareket ediyor. Oradan oraya bir güç bunları dolaştırıyor. Eskiden CHP, ana muhalefet partisi, özellikle Sayın Baykal döneminde bu gruplarla arasına mesafe sokardı. Şimdi son dönemlerde CHP'nin bazı milletvekilleri, sayabilirim de ismini, 5-6 tane milletvekili özellikle yer alıyor bunlarla beraber. Bunların bütün eylemlerinde varlar. Şimdi böyle bir organize bir yapı ve bunlar Suriye olaylarından sonra Suriye'den de ciddi destek almaya başladılar. Veya başka yabancı istihbarat örgütlerinden de destek almaya başladılar. Evet. Yani diyorlar ki size yöneltilen eleştiri şu. Bunlar belli. Sayıları belli, geldikleri yer belli, hangi devlet tarafından desteklendikleri belli, 3 aşağı 5 yukarı bunların yapıları belli. İstihbaratın görevi, emniyetin görevi önleyici tedbirdir. Olaylardan önce bunları neden yakalamıyorlar? Bunları niye engelleyemiyorlar? Niye bunların olayları, gösterileri provoke etmesini önceden tespit edip engelleyemiyorlar? Olabilir. Vatandaş sokağa dökülebilir. Eylem yapabilir. Yapsın. Şiddet içermediği sürece, kamu malına zarar vermediği sürece, başkasının özgürlüğünü engellemediği sürece çıksın herkes eylemini yapsın. Sizin biraz önce söylediğiniz gibi. En demokratik hakkı. Ama istihbaratın, emniyetin, Türk istihbarat birimlerinin, İstihbarattan kastım sadece emniyet istihbarattan bahsetmiyorum. Çünkü bu konuyla ilişkin istihbarat birimlerinin önleyici istihbarat yapamadığını, emniyetin önleyici tedbirler alamadığına ilişkin size yöneltilen eleştiriler var. Buna ne diyeceksiniz? Şimdi eski Türkiye'de biliyorsunuz şeyler vardı. Yani bazı birimler sadece milleti takip ederlerdi. Yani o da suçsuz milleti, insanların değerleri üzerinden fişlemeye yaparlardı şu bu. Sonradan da neyin peşinde koştuklarını gördük hep birlikte. Evet. Bu eleştirilere tamamen haksız diyemeyiz. Yani bunlar pekala haklılık payı olan, hatta ciddi haklılık payı olan eleştirilerdir. Biz de o çerçevede çalışıyoruz. Doğru. Yani bir kere bunların Türkiye'nin bir temel sorununu çözerken, yani bir temel sorununu, hatta iki temel sorununu çözerken, yani din ve vicdan özgürlüğü konusunda çok ciddi mesafeler alırken. Bir de bu biraz önce işte dağdan çocuklarımız gelsin diye anneler.
bu terör sorunuyla ilgili, Kürt sorunuyla ilgili, meselesiyle ilgili epeyce mesafeler kat, çözüm süreci belli bir noktaya gelmişken, evet, devam edecek kararlılıkla, evet, devam ederken, ki biraz sonra geliriz oraya. Evet. Bunlar da iyileşmeyi, evet, Türkiye'nin istikrarının müthiş bir şekilde sağlanacağını, evet, ve ileriye artık o ortak gelir tuzağına da düşmeden atılacağını, evet, o hedeflerini gerçekleştireceğini görenler bu kez başka bir oyunun, evet, yani zihinlerde eskiden beri hep söylenen oyunun peşinde koşuyorlar. Evet. Biz onun farkındayız ve gerçekten de milletimizi, insanlarımızı böyle terör örgütlerinin, evet, ortalığı terörize etmeye çalışan grupların tasallutundan kurtarırız. Yani onlar, orada geç kalmışlık, orada eksiklik olduğu açık. Onların farkında olarak onları giderecek olan da biziz. Talimatları veriyoruz, iş çalışmaları yapılıyor ve o gideriliyor. Nitekim olaylardan sonra da yine tespitler yapıldı ve gözaltılar oldu. Tabii onlar yargılanacak, gerçek ortaya çıkacak. Efendim, ben bundan sonraki hazırlıklarda da ön istihbaratla elbette alınması gereken mesafeler var, yapılması gereken işler var. O zaman tabii en az maliyetle işinizi yapmış olursunuz. Hatta daha büyük suç işleyip ömrünü hapishanede geçirecek onları olanları da engellemiş olursunuz. Belki küçük cezalarla kurtulur, ondan da pişman olur. Tekrar milletin ve kendisinin, milletin hizmetine döner. Yani herkesin lehinedir. O konuda o haklı eleştirileri bir daha yapamayacağınız hale getirmeliyiz, getiriyoruz. Yani efendim, orada çalışmamız gerekiyor. Çok direkt bir soru sormak istiyorum efendim. Hani tam da kitabın ortasından derler ya. PKK'nın yerine birileri DHKPC'yi mi koymaya çalışıyor? Son olaylardan çok fazla ismini duymaya başladığımız için söylüyorum. Ve yine Alevi vatandaşlarımızı birileri DHKPC ile bir göstermeye, aynı fotoğraf karesinde göstermeye mi çalışıyor? Bu iki, hı, soru birbiriyle bağlantı olduğu için beraber ve direkt soruyorum. Efendim, ona çok bir şey karşı daha ilave edeyim. Ama çok özür dilerim. Alevilerle yani ilgili olarak neden hep Aleviler ölüyor bu eylemlerde diye onu da şimdi söylüyorlar. Bakınız, orada çok açık bunun böyle olduğu. Şimdi çünkü zannediyorlar ki eski Türkiye devam ediyor ve istismar edecekleri alan orada var. Ve orada faaliyet içerisindeler. O da giderilecektir. Şimdi bakınız, eskiden cemevi yapmak, orada toplanmak mümkün değildi. Şimdi orada cemevi var. Cemevinin bahçesinde toplanıyorlar. Yani biz Alevi kardeşlerimizin de, Sünni kardeşlerimizin de, Kürt kardeşlerimizin de, diğer etnik kökeni farklı olan, din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde başka dini gruplar. Bakın bu arada mesela gayrimüslimler hiç olmayan haklarını, yani biz de hakikaten, bizim de üzüldüğümüz, bizim vatandaşımız olan ama azınlık olan insanların vakıfların açılması, okulların açılması yönünde de ciddi açılımlar gerçekleştirdik, demokratikleşmeler gerçekleştirdik. Biz Alevi kardeşlerimiz de cemevlerinin efendim güzel faaliyette bulunması için, sonra çalıştaylar yaptık, onların meselelerini dile getirecek platformlar oluşturduk. Sonra kendi kaynaklarını basma yönünde katkılarda bulunduk, bastık ve onları dağıttık. Yani o konuda da sömürü araçlarının artık sistemin değiştiğini, statükonun değiştiğini, siyasi iradenin statüko üzerinde belirleyici kararlar alabildiğini görenler bir acelecilikle derhal orada sömürü alanı olmaktan çıkar, bizim ekmeğimiz kaybolur diye derhal oradan bir sömürüye, bir alan, bir acelecilikle sömürü faaliyetine alan girişiyorlar. Alan oluşturma çabası veya çabası içerisindeler. Ama Türkiye artık bunları da görebilecek. Evet. Bunları açıklıkla, gizlemeyerek, tartışarak, şeffaf bir şekilde milletimizle paylaşacak. Bir de Aleviler bu konuda uyanıktır. Ha, yönetim anlayışımızı, yönetim anlayışının arkasında duruyor millet. Hı hı. İstikrarın arkasında duruyor. Biz de oraya gitmeden bu meseleyi elbette çözeceğiz. Tabii ki o kardeşlerimiz de. Yani. Şimdi bakınız. Daha önce denemiş çünkü bunlar. Yani. Orada o kız kardeşimiz, kardeşi orada vefat edince nasıl isyan etti, evet, değil evet, mi? Evet. Kardeşim, siz bunları yapmasanız bu kardeşimiz burada olmayacak. Ben ne, yani o acıyı paylaşmamak, o ya mümkün mü? Yani bu bize neden bu yaşatılıyor? Ama diyeceksiniz ki alalım. Alıyoruz ama o kadar insanı
Şimdi biz tabii belli hassasiyetleri gözetmek zorundayız. Doğru. Yani o kadar insanı oralara toplayıp böyle faaliyetlere sürüklemek büyük bir hatadır, büyük bir yanlıştır. Büyük bir insanlığa karşı, oradaki Alevi yurttaşlarımıza, Sünni yurttaşlarımıza, herkese karşı, İstanbulluya karşı saygısızlıktır. Biz ona olabildiğince ehemmiyet gösteriyoruz, titriyoruz üzerlerine. Ama ne yaparsanız yapın işte böyle arzu edilmeyen, yüreğimizi parçalayan, içimizi parçalayan böyle hadiseler de maalesef oluyor. Buna fırsat vermemek lazım. Buna ortam hazırlamamak lazım. Ve bunun için de bundan sonra daha tedbirli davranma anlamında da siz de herhalde çok titizlikle... Ve vatandaşlarımızın da zinhar bu tür faaliyetlere temayül içerisinde olmamaları gerekir. Yani Türkiye gerçekten eskinin Türkiye'si değil. Evet. Yeni Türkiye'de neyi ifade etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Evet. Bir sıkıntınız varsa bunu dile getirebilirsiniz. Protestonuzu gidip toplantı mekanlarında, o biraz önce anlattığım yerlerde toplanıp dile getirebilirsiniz. Ve bunu bir dikkate alan da bir iktidar var. Güvenlik tedbirlerinin arttırılması... Yani biz hangi toplum kesimimizin dile getirdiği soruna kayıtsız kaldık Allah aşkına? Yani bunu... Ama yani yıllardır şöyle bir şey yok muydu zaten? Bizim inanç özgürlüğü konusundaki sıkıntılarımız, yani inançla ilgili, düşünce özgürlüğüyle, inanç özgürlüğüyle ilgili meselelerimiz, irtica falan, onun istismarı, arkasından işte Alevilik, mezhepçilik konusunun istismarı, Kürt konusunun istismarı, Türkiye'nin hakikaten artık bu tuzaklardan kurtulması lazım. Kendi sorunlarını kendisini çözüp bu tuzaklardan kurtulması lazım. Şimdi onların lazım. Anlamadığı bir şey var. Bize fuzuli yere zarar veriyorlar. Milletimize eziyet ediyorlar. Yani haksızlık ediyor. O da şu diyorlar. Onlar o istismar alanlarının halen kaldığını, halen devam ettiğini zannediyorlar. Biz onları gideriyoruz. %100 hepsini yaptık demiyoruz. Ama çaba var. Ama hızlı bir biçimde geriye giden hiçbir şey yok. Herkes biraz daha iyileştiriliyor. Herkesin hakkı, hukuku kendisine veriliyor. Ama daha hızlı vermek için de çaba içerisindeyiz. Onun için bunlar beyhude uğraşlardır. Tek İslam'ım şu, bütün toplum kesimleri, bütün inanç kesimleri hep birlikte Türkiye'nin bu demokratikleşmesine, istikrarına, kalkınmasına karşı saldırılar karşısında birlikte ve bunlara karşı durmalıyız. Haklarımızı da birlikte yerine getirmeliyiz. Daha fazla demokrasiyi de birlikte talep yapmalıyız. Etmeliyiz. Talep etmeliyiz. Evet. Yerine getirmeliyiz. Evet. Katkıda bulunmalıyız. Efendim şimdi araya gitmek, son araya gideceğiz yine, reklam arasına gideceğiz ama Alevi açılımı bu noktada sözlerinizden çok önemli olduğunu ve bunu sonuna kadar devam ettireceğinizi de anlıyoruz. Biz bütün inanç kesimlerinin ayrımını yapabilir miyiz? Ona biz karar veremeyiz. Biraz elbette bu hükümet başlatmadı mı? Yani eksiği olur, fazlası olur. Bakın başka bir şey. Ama önceden yok sayılan birçok alana doğrudan girip oradaki demokratik hak ve hukuku tesis etme yönünde adımlar atmadı mı? O zaman yapılması gereken eksiklerimizi söyleyelim, daha fazlasını isteyelim, beraber gerçekleştirelim. Söylediğimiz şey bu. Tabii. İgane kalabilir miyiz? Hiçbir tabii. Konu yok. Efendim bir de o hani arada konuşmuştuk. Almanya'da gösteri yapanların yüzünün tamamen açık olması, bunun bir kanun maddesi haline getirilmesi, bu yüzün kapatılmasıyla ilgili olan güvenlik koridorunun daha da genişletilmesi ve toplum kadar, güvenliğinin sağlanması. Aslında ne kadar bakın demokrat zihin işte böyle çalışıyor. Şimdi orada yasal bir toplantıda, yani önceden haber verilmiş bir toplantıda bunları yapmak yasak. Bu yasal bu, değil. Bu toplantının kendisi yasal değil. Yani ya izin alınma yok. Öngördüğü biçimde kendisi illegal. Orada toplantı yapılmaz. Toplantı yapılacak yere gelirler. O zaman bile bu yasak. O zaman bile bu yasak. Tabii ama çünkü insan oraya niye gelir? Kendisi bilinsin. Toplantı neden yapılır? Gösteri adı üstünde. Gösteri. Bir şeyi göstereceksiniz. Bir şeyi ortaya çıkaracaksınız. Yüzünü saklamayacaksınız. Siz diyeceksiniz ki benim şu hakkım eksik, bunu verin. Ya da diyeceksiniz ki siz şu işi yanlış yapıyorsunuz, bana göre onu düzeltin. Kendinizi saklayarak bunu demenin anlamı yok ki. O yasal zaten. Bunu buyurun orada, o Yeni Kapı'da, Kazıçeşme'de, Maltepe'de yapın. Pankartınızı da açın, biz de görelim. İşte yaptılar diyoruz şeyde. Hala 1 Mayıs'ta bakın kaç yerde yapıldı. Diyarbakır'da, efendim Kayseri'de, Kadıköy'de. Efendim yani her yerde yapılıyor. İleri Batı demokrasinde
ülkesi olan Almanya'da bu varsa, Türkiye'de de olması lazım. Suriye'de ne oldu? Hiçbirinde bir şey oldu. Evet. Ama illegal olarak yasaların vermediği gücü, yetkiyi ben kullanacağım ve hakkı burada tesis edeceğim. Mete zoru devlete karşı, devletin kurallarına karşı yaparsanız o zaman işte böyle oluyor. Yani. Evet. Efendim tekrar bir ara vaktimiz geldi. Araya gideceğiz. Aranın hemen ardından aslında önemli bir konu. Bununla bağlantılı sormuştuk ama çok fazla giremedik. Güneydoğu'daki olaylar onunla biraz da paralel yapılanmayla ilgili. Annelerin çocuklarını PKK'dan istemesi aslında Barış ve Demokrasi Partisi'ni ve HDP'yi, BDP ve HDP'yi araya koyarak istemesi çok ilginçti. Kısa bir aranın ardından Sayın Bakan'la sohbetimiz devam edecek efendim. İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala ile sohbetimize devam ediyoruz. Nuri Elibol ve Ercan Gürses ile birlikte. Aslında efendim habercinin görevi manşet çıkartmaktır ama birçok ana başlığı almış olduk sizden ama bu Güneydoğu'da annelerin BDP'den PKK'nın götürdüğü çocuklarını istemesi bir. İki, orada bazı yol kesme, hendek kazma veya sürecin bittiğine yönelik birçok duyum alıyoruz. Anneler çocuklarını bile istiyorsa sürecin bitmesine o anneler izin verir mi? Soru bu galiba. Şimdi tabii bu konuyu artık Türkiye çok uzun yıllardır ağır bedeller ödeyerek yaşıyor. Bizim de burada söyleyeceğim şey ciddi bir süreç yönetimi içerisindeyiz. Ve inşallah kararlı bir biçimde bunu sonuçlandırıp netice alacağız ve Türkiye bu probleminden kurtulacak. Oradaki millet vatandaşlarımız, Türkiye'nin diğer yerlerindeki vatandaşlarımız da bu meselenin inşallah çözüldüğünü birlikte yaşayarak göreceğiz ve rahat huzur içerisinde olacaklar. Yani birincisi bu. Tabii burada çocukların şu anda bu süreç yönetilirken, devam ederken o dağa kaçırılması, terörist organizasyonun içerisine sokulması kabul edilebilir. Bir şey zaten değil, onu hiç kimseye kabul edilebilir cümlesi hafif kalıyor yani, ama bu akla da hiçbir şeye uygun değil. Fakat sonuçta bunlarla ilgili mücadele yöntemleri de uygulanıyor yani ve bir müddet sonra daha olumlu sonuçları alacağız. Öyle güvenlik anlamında da ama siz tedbirlerinizi tabii alıyorsunuz. Burada güvenlik tedbirlerini de alıyoruz, yollar işte kesilmeye çalışılıyor şimdi yeni bir, onun nedenini biraz sonra söyleyeyim. Bu varlık gösterme arzusu. Şimdi yollar kesiliyor. İşte bu çocuklar götürülüyor. Burada tabii siyaset yapan BDP'li, şimdi HDP'li arkadaşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Yani bu olacak şey değil. Bu Türkiye'deki olumlu havayı da, yani çözüm arzusunu da berhava edecek şeyler bunlar. Yani çözüm beklentisini de, buna destek olan insanların da soru işaretleri kafalarında, soru işareti yaratmaya yönelik şeylerdir. Bu provokasyona izin verilmemelidir. Yani bu engellemeye. Çünkü Türkiye bu sorunu da çözdüğü zaman Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle Türkiye bir bütün olarak çok önemli mesafeler kat edecektir. Önemli mesafe kat eden Türkiye'nin de bölgesinde, yani Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, bütün dünyada, başka mazlumların olduğu yerlerde, uluslararası meselelerin görüştüğü masalarda daha ağırlıklı yerinin olacağı çok açıktır. İşte bu istikrarı, bu sıkıntıyı devam ettirip, bu istikrarı zedelemeye yönelik bu provokasyonların arkasında bunlar var. Başka bir şey daha, tabii şimdi seçimler çok önemli şeydi. Şimdi seçimlerde bakın, ikisi arasındaki bu İstanbul'da olan Ok Meydanı'ndaki hadiselerle bunlara bakınız. Aynı dönemlerde paralel bir biçimde hareket ediyor. Ediyor. Bunun ikisine de baktığınız zaman birisinin hamisi Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmış? Seçim olmuş 37 ilde belediye başkanlığı seçimlerinde %10'un altında kalmış. 37 ilde arkadaşlar, bu öyle unutturulmaya çalışılıyor. Bir takım saldırı kurnazlıklarıyla bu yenilgi, bir takım ufak tefek değişikliklerle orada kendi işlerinde bu yenilgi göz ardı edilmeye çalışılıyor. 37 ilde. %10'un altında. Başkanlığı seçiminde 37 ilde %10'un altında. Şimdi onun için
Böyle efendim Ok Meydanı olur orada hemen hamisi kesiliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Orada başka bir şey oluyor böyle hemen gösteri orada. Burada da şimdi oradaki oy bakın seçmen artışıyla Güneydoğu'da seçmen artışıyla aldıkları oy oranındaki makasa bakınız. Seçmen artışıyla paralel bir yükselme yok. Dolayısıyla bunu bir gerileme olarak görüyorlar. Doğru. Oy olarak da gerilemişlerdir. Gerileyince de biraz bu tür yöntemlerle yine varlık göstermeye evet. çalışıyorlar. Bunları siyasi alandaki yenilginin evet. Bu giderilmesi yine siyasi alandaki tedbirlerle olmalıdır ve faaliyetlerle olmalıdır. Yani siyasette yenildim, sokağa gidelim. Siyasette yenildim, yol keselim. Olmaz. Bunun kimseye bir faydası yok. En başta da o işi yapanlara yok. O işte o bölgedeki insanlarımızın ciğeri yanıyor. Bakın o anneleri duymamak mümkün mü? Yani insan izleyemiyor. Yani öyle değil mi? Ya ben orada o kadar yıl görev yaptım. Ben o insanları biliyorum. Ne kadar bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Herkese çağrı yapıyorlar. Yani başbakanımıza birisi orada söylüyor bir kardeşimiz, bir bacımız işte ne kadar güvendiğini. O merhametlidir diyor. Benim çocuğumu bir şekilde bir şey yapsın da merhametine sığınırım getirsin. Bakın bu cümleler insanın yüreğinden bir ok geçiyor. Yani bir iz bırakarak geçiyor. Yani artık bu meseleleri Türkiye inşallah çözecek ve burada da oradaki insanlarımıza en büyük görev düşüyor. Biz bize düşeni yapacağız, yapıyoruz. Efendim tam çözüm süreci dediniz ve çözüm süreciyle birlikte seçimlerden de bahsettiniz. 1 Haziran önemli bir tarih biliyorsunuz. Ağrı'da seçimler tekrar edilecek ve Ağrı'da da bir gerginlik olduğundan bahsediliyor. Özellikle sokakların hareketli olduğu söyleniyor. Bir iddia şu, Başbakan Erdoğan'ın iddiası BDP tehditle oy istiyor diyor. BDP'nin iddiası da şu, şehre 15 bin polis gönderildi. Şimdi 15 bin polis tabii mümkün değil ama biz Ağrı'da huzur içerisinde görev yapılsın diye daha önceki kadar yani daha önce ne kadar varsa seçimde o kadar tedbirimizi almış durumdayız. Yani bu tedbirler seçim zaten güvenliğiyle ilgili. Seçim güvenliğiyle ilgilidir ve orada BDP'lilere de kimse baskı yapmasın diye herhangi bir parti AK Partiler de başkalarına da ama gerçekten elimizde zaten onlar getiriyor vatandaşlardı. PKK'nın efendim terör örgütünün dağdan gönderdiği işte tehdit mektupları şöyle yapmayın böyle yapmayın ya da içeride dolaşarak bazılarının mesaj olarak vatandaşlarımız ilettiği tehditler oluyor. Bunlar bu büyük bir tabii biz de tedbirimizi alıyoruz gereğini yapıyoruz ama kaçanlar yani yapamadığınız yetişemediğiniz yerde bunlar oluyor. Halbuki sandık mukaddes bir alandır. Yani demokrasilerde bir mukaddes şey varsa demokratik mekanizma olarak mukaddesten bahsediyorum. Değerler itibariyle değil o bizim her zaman mukaddeslerimiz. Evet. Mukaddeslerimiz tartışılmaz. Demokrasinin en önemli enstrümanı sandıktır. Sihirli. Namussuz sandıktır. En demokrasi. Önemli enstrümanı. Tabii en önemli. Yani o olmazsa o arkasındaki bütün sıfırların demokrasi başındaki birdir. Demokrasi eşit değildir sandık diyenlerin de olduğunu hatırlatarak. Şimdi biri koyacaksınız ki. Evet. Evet. Şimdi devam ondan sonra gelsin. onlar demokrasi yok diyecekler. Bize lazım değil diyecekler de dilleri varmıyor. Evet. Yani sandık değildir de nedir kardeşim? Önce sandıktır. Arkasından daha da başka şeyleri koyarsınız. Açık açık ama yazıyorlar efendim. Sandık olmadan olmaz ki. Hayır sandıktan çıkana bile razı değiller. Yani sen sandıktan çıktın ama ben yöneteceğim diyor. Niye? Demokrasi var. Yani herhalde böyle bir literatürü ancak komedi kitaplarında yazarsınız. Efendim okuruz. Süremiz bitiyor. Nuri Bey paralel yapıyor. Sayın Bakan, Milli Güvenlik Kurulu'nda 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerini yapma teşebbüsünde bulunan paralel yapı Milli Güvenlik Kurulu'nda devletin bekasına ilişkin bir tehdit olarak bir karar altına alındı. Bu şu anlama geliyor. Bu ülkenin milli güvenliği için bu yapı bir tehlikedir. Bu karara varıldı Milli Güvenlik Kurulu ve bundan sonra da devlet, hükümetleri bilmem ama devlet bununla mücadele edecektir. Sayın Başbakan bu yapının en çok polis teşkilatı içerisinde ve yargı içerisinde yerleştiğini söylüyor ve bize verdiği röportajlarda. Siz ne yapıyorsunuz? Yargı polis içerisinde bu kadar sayısal olarak fazla ise bunlar. Bu yapıyla nasıl devam ettireceksiniz? Bu yapıyla nasıl
götürebileceksiniz? Örnek daha açık sorayım size. 82 vilayetimiz, 82'nin de istihbarat emniyet istihbarat müdürlerinin bu yapının kontrolünde olduğu iddia ediliyor. Siz bu yapıyla nasıl mücadele ediyorsunuz? Mücadeleniz devam ediyor mu? Bu mücadelenizle ilgili cadı avı yaptığınızı söyleyenler de var, eleştiriler de var. Buyurun. O cadı avı diyenler kendi zihinlerinin arka planındaki şeyleri, gizlenmiş düşüncelerini izhar ediyorlar. Onların cümlelerini onlarla bırakalım. Ama devlet yönetiminde çok açık bir biçimde bellidir ki bir hele polis teşkilatı gibi bir teşkilatta bir hiyerarşik bir yapı vardır. Devlet o hiyerarşik yapıyı kurallarla tanımlamıştır. Onun içerisinde hareket edilir. Yani o hiyerarşinin yapında paralel bir yapı içerisinde başka hiyerarşiler oluşmuş ve buradaki müdür alttaki komiserden ya da işte daha alttaki bir rütbeliden emir hale, alır hale gelmişse o yürütülemez bir şey. Yani bu herhangi bir kurumda da böyledir. Bu tabii başka sorunlar üretmeye başlar. Nitekim işte üretmiş. Ama başka bir açıdan da bakın. Çünkü 260 bin kişilik bir polis teşkilatından söz ediyoruz. Yani bunlar bu tür yanlış hareketler içerisinde olanlar, hükümete darbe girişimi içerisinde, hazırlığı içerisinde olmuş olanlar kaç kişidir diye sorsanız, ben burada rakam vermeyeceğim ama en çok tahmin edenlerin bile tahmin ettikleri rakam 260 bin kişi içerisinde işte belli bir orana tekabül eder. Ondan fazlası değil. Dolayısıyla yani çok büyük bir rakam değil diyorsunuz öyle mi efendim? Öyle mi? Diyorum. Yani Türkiye büyük bir devlettir. Büyük bir devlet geleneği vardır. Yani bir bozulma varsa onu ikame edecek daha fazla insanınız ve daha fazla yetişmiş insanınız her zaman vardır. Nitekim gördünüz işte yani bu tür yapılar içerisinde olanlar başka görevler atıldı. Soruşturma sonucunda tespit edilenler meslekten çıkarılıyor ya da cezalar veriliyor. Yanlış yapanlar tabii mahkemeye gönderiliyor ama onlar da pekala derhal efendim yerlerine ikameler yapılıyor. Bir alanda daha çok insan var ama yapacağımız şey, alacağımız tedbirler, yaptığımız uygulamalar pekala sistem içerisinde sorunlar üretmeden milletimizin hizmetini, güvenlik hizmetini yerine getirecek kalitede ve düzeydedir. Ve o da çok sayıda kardeşimiz var. Yani böyle görevlerde başarıyla işini yapacak şey. Yani oluşturmaması gerekir. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir sorunun olmadığını zaten söylemiyoruz. O sorun var ki bu kadar ciddi tedbirler alıyoruz. Bu bakımdan biz bu darbe girişiminin ki hakikaten bir darbe girişimidir. Yani görevler, yetkiler çok kötüye kullanılmıştır. Bugün İnanılmaz. Bir gazetenin manşetindeydi. Gördünüz mü bilmiyorum. VIP listesi. Dinlenenlerin, usulsüz dinlenenlerin listesi evet, vardı. İnanılmaz. Yani diyelim 64 kişi diyor. 640 bin kişi dinlenmiş. Yani daha önce rakamlar da açıklandı biliyorsunuz. Evet. Kaç kişiye bu kadar şey. Yani bir başka tabii çok uzun meseledir bu. Yani kim kimin içerisinde, kim kimi kullanmış, kim kime karşı harekete geçirmiş birilerini. Yani bakın Türkiye'nin... Orada en çok savundukları şey işte, belge yok efendim evet, diyorlar. Onlar kaybolmuş. O dinlenenlerin şimdi, listesi... Şimdi sadece orada burada konuşanların sözleriyle devlet yönetilmez yani. Belge gösteriyorsunuz ona da yok diyor. Çünkü o yok olmasını istiyor. Yani başarılı olmadığı için onları ciddiye alıp öyle tartışmanın bir anlamı yok. Devlet yönetimi ciddi bir iştir ve orada... Tespit edilenler vardır. Tespit edilen belgeler oraya gönderilmiştir. Yani zaten yok olan bir belge hakkında kimsenin bir şey söylediği yok. Ama var olarak ortaya çıkan belgeye de yok diyenler olacaktır. Onun tam da bununla bağlantılı. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bakın Türkiye'nin istikrarına bir o kadar ay uğraştılar ve Türkiye'nin istikrarına ağır bir saldırı oldu. Bunun sonucunda bakın o zamanki faizler neredeydi işte daha da yükseliyordu şimdi aşağı. Dolar neredeydi nereye iniyor işte ekonomide bir rahatlama daha ki hangi yıl içerisinde oluyor arkadaşlar bunlar? Hangi yıl içerisinde oluyor? Ekonominin bir ay içerisinde. En parlak olduğu yıl. İnanılmaz. 2014 yıl. Atılımların yapıldığı. Efendim ve getirip işte din ve vicdan özgürlüğü alanında önemli. Yani hayal bile edilemeyen ama hepimizin arzusu olan şu ülke bir rahatlasın dediğimiz bir sürü düzenleme. O düzenlemelerin yapıldığı evet. Yıl içerisinde. Şimdi bunlar büyük bir şeydi tabii girişimdi. O evet. Girişiminde doğrudur adliyede
efendim emniyette, başka birimlerde de var ama oralarda daha yoğunlaşmış biçimde. Zaten ittifak halinde bir darbe girişimi oldu. Bunun da gereği yapıldı. Evet. Daha öncesinde daha ağırlarını gördüğümüz için o konularda. Bu yapıyla, bu yapıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir çaba bekliyor musunuz bunlarda? Artık bundan sonrasında herkes haddini öğrenmiştir. Bundan sonrasında tabii Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'de Cumhurbaşkanı çok önemlidir. Halk seçecek ki çok daha önemli hale getirdi. Bir takım işte görüyorsunuz şu anda bu olan bitenin onlarla da bağlantısı vardır o seçim süreçlerini. Evet. Seçim süreçlerini sabote etmeye yönelik işler efendim faaliyetler, provokasyonlar hep olmuştur, beklenir, ola gelmiştir ama biz onlardan ziyade istihbaratla onları belirleyip biz ne yapacağız ona bakıyoruz, biz tedbirlerimizi alıyoruz ve bunlara fırsat vermeyeceğiz. Efendim son süremiz bitti Ercan, sen bir şey soruyordun. Onu efendim onu başbakan da söyledi bugün, konuyla bağlantılı diye soracaktım ben. Pensilvanya benim ve ailem hakkında bir film hazırlıyormuş dedi. Sizin bu konuda duyumlarınız mutlaka vardır. Bu konu engellendi mi yoksa böyle bir endişe söz konusu? Gerektiği şeyi gerektiği kadar söyledi. Biz yani şunu dikkate almak lazım arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin istikrarını temsil eden Sayın Başbakan olduğu için güzel bir Türkiye'yi ileriye taşıyacak bir liderlik ortaya koyduğu için bu bölgemizde de görülüyor. Onun üzerinden zaten operasyonlar, projeler yürütülmeye çalışılıyor. Halbuki millet bunu gördü. Yani Sayın Tayyip Erdoğan üzerinden yürütülen saldırının aslında kendisine saldırı olduğunu, kendisinin kararlarına ve iradesine saldırı olduğunu gördü ve bunun cevabını verdi. Yani milletimiz feraset sahibidir ve ferasetiyle birçok insanın okumuş yazmışın göremediğini görür. Neticelendirir, kararını verir. Efendim vermiş. Süremiz bitti ama çok merak ettiğim, devleti çok iyi bilen birisiniz. Bu soru sorulmadan olmaz. Bu olaylardan önce birçok ses bandı, tapeler yine internete düşerdi. Mesela Işık Koşener Paşa'nın bir ses bandı. Bunlarla bunların bir bağlantısı var mı? Şimdi şöyle... Aynı kaynak mı? Şöyle ol, aynı zihniyet. Yani anladım. Aynı kafa. Rauf Tamer'in bir şeyi vardı. O kafa. Bu bir tabir. O kafa. Yani birilerini aldınız, onları pasifize ettiniz. Evet. Onun yeri, çünkü mekanizma orada duruyor. Tamam. Hemen başkaları tarafından dolduruyor. Bu kez de içimizden insanlar tarafından dolduruldu. Yani bizim büyüttüğümüz. Arkadaşlar biz geldiğimizden beri içimizi yaralayan şey şu. Din ve vicdan özgürlüğü konusunda bu alanda çalışan, çalışmak istediğini söyleyen insanların önünü olabildiğince kendimizi ortaya koyarak açtık. Onlara herhangi bir saldırı devlet içerisinden, bazı kurumlardan, belli kurumlardan gelmesin diye kendimizi göğsümüzü siper ettik. Büyüttüğümüz ama dönüp de onlardan bu gelince ve onlar yani bu kadar efendim İslam'ın ahlakını, efendim onun kurallarını, devletin kurallarını, hem devletin hem İslam'ın ne alakası evet, kalmış, evet. Ne kuralları kalmış, ne yani şimdi bu çok acı verici, bu çok inanılmaz bir şeydi. Yani onun için biz oralarda kararlarımızı aldık, uygularız ve sonucu da Allah'ın izniyle milletimize paylaşırız. İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala, efendim çok önemli bir görevdesiniz. Zor bir süreç sizi bekliyor, daha zor bir süreç bekliyor. Biz başarılar diliyoruz ve bu akşam için de çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Nuri Elibol ve Ercan Gürses, çok teşekkürler. Bu akşam da programın sonuna geldik. Biz her zaman olduğu gibi efendim yorumu siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.